Assalomu alaykum azizlar. BBC O'zbekning O'zbek merosi dasturiga xush kelibsiz. Taliban hukumatı boshlang'ich maktablar darsliklarini o'zgartirish jarayoni yakunlanganini e'lon qilar ekan, bu esa jiddiy munosabatlarga sabab bo'lmoqda. Navbatdagi barnomamiz ana shu mavzuga qaratilgan. Mehmonimiz sobiq hukumat davrida darslik kitoblarini tayyorlash bo'yicha ish olib borgan yozuvchi muhaqqiq Muhammad Halim Yorqin. Yorqin janoblari barnomamizga xush kelibsiz. Bu Talibonning endi ishlab chiqqan nisobi qanday qanaqa bo'lishi mumkin? Ta'limiy nisob yo kurikulum deydilar. Asosan har bir ma'rifning o'sha asosiy tamali yo o'sha yo'l yo'rig'idir. Bu har davlat o'sha o'zining siyosati va politsiyasiga ko'ra bu nisobni ayyorlaydi, tayyorlaydi. Xo'p, Afg'oniston ham albatta bu narsalar o'sha shoh davridan boshlab hozirgacha mana turli nisoblarga bizlar shohid bo'lib kelganmiz. Xo'p, endi nisob o'zi asosan ikki yo'nalishda tuzilishi mumkin. Birtasi o'sha ilmiy yo'l, amaliy yo'lki o'sha zamon va jamoani o'sha sharoitiga ko'ra shu nisob tayyorlanadi va yangi naslni mana shu ilmu texnologiya va mana shu jamoani olg'a borishiga tayyor qilib uni yasaydilar. Ustod, endi Taliban mana shu narsalarni nazarga tutib bu nisobga o'zgarish keltirgan deb o'ylayapsizmi? Ikkinchisini aytsak, bu ideologik va siyosiy bir nisob bo'ladiki, davlatlar o'zining ma'lum bir o'sha siyosati va ideologiyasi asosida o'sha ma'rif sistemadagi o'sha nisobni tayyorlaydi. Mana endi bizlar shu ilgari aytganimdek turli nisoblarga shohid bo'ldik. Mana endi so'nggi hozirgi hokimiyat, mana islomiy amorat hokimiyatiki, buni hammaga endi belliki, bu o'sha ma'lum bir ideologik va go'yo o'sha islomiy tushunchalar asosida bu endi ma'rifni o'sha ta'limiy nisobini o'zlarini o'sha siyosati tushunchasiga ayyor qilmoqchilar. Mana endi xabarlar tarqaldiki, bular o'sha boshlang'ich davrini birinchi sinfdan oltinchi sinfgacha mana o'sha kurikulumni bular endi o'zgartirishga buyurtma berilgan shu ta'limiy nisob ishchilariga va turli departamentlarda. To joyki men o'sha ayrim ustozlar bilan suhbat qildim, bu toliblar o'sha kitoblarni o'sha mazmun muhtavosi va o'sha shaklu tuzilishiga bir silsila o'sha o'zlarini ideologiyasi siyosatiga ko'ra o'zgartirish keltirmoqchi. Allaqachon Taliban bu jarayonning bir qismi yakunlanganini e'lon qildi. Mana siz endi ustodlar bilan ham aloqada ekansiz. Ya'ni bir ikki misol berasizmi? Qanday o'zgarishlar kiritgan bular? Bitta ikkitasini aytib bersangiz. Qani endi o'sha ma'lumotlarga ko'ra, biz o'sha ustodlar bilan, o'sha mualliflar bilan turli departamentlardan bizlar suhbat qildik, ma'lumot oldik. Bu asosan endi go'yo bular o'sha islomiy tushunchalari asosida ba'zi o'zgartirishlar keltiribdi. Mana bulardan iborat. Misol uchun, birinchi sinfdan oltinchi sinfgacha butun o'sha 30 supora Qur'oni Majid va shogirdlar mukammal buni hifz qilib o'rganishlari, bu bir nima. Ikkinchidan, nima narsaki mana shu inson huquqlari, ayol huquqlariga tegishli bizlarda vaqtimizga bor edi shunday darslar ko'rga kiritilibdi. Shu darslar hammasi olib tashlanadi. Va yana bir nimasi o'sha bir idda mazmunlar bor ediki, o'quvchilarni o'sha ongini o'stirish uchun va jamoada masalan amaliy tarzda ba'zi bir hirfalarni o'rganish uchun bu ko'zda tutilgandiki, masalan o'sha hirfaviy ishlar darsi, san'at yo go'zal hunarlar masalan darsi, mana shunga o'xshagan nimalarda bular
chiqargan shu mazmunlar endi dars berilmasin degan. Yo masalan madaniy darslar. Bu asosda bu yo o'zlarini o'sha tushunchalariga ayyor qilmoqchi. Yo masalan umuman kitoblarda o'sha inson va hayvonlar aksi bo'lmasin tasviri. Faqat tabiat yo ba'zi bir buyumlarni tasviri agar bo'lsa mayli, bu nima bo'ladi. Va eng muhimi buki bizlarda masalan ba'zi bir tarixiy, adabiy, ilmiy ayyor simvollar ham o'rga darsga kiritilgan edi ba'zi sinflarda. Va boshqa dari va pashto bu nimalarda ham bor edi. Mana shu darslarda ham chiqarishga buyurtma berilgan ki bu nima bo'lsin. Lekin bo'lolariki shoirlar masalan ayol shoirlarning she'ri olinsin, lekin tagida oti bitilmasin masalan. Taliban izo bermagan bu vaqtda faqat aytganki biz shu islomga zid bo'lgan ularning o'zlarini ta'biricha mavzularni biz bu nisobdan olib tashladik degan va shu islom qadriyatlariga zid bo'lgan degan. Endi buni siz aytyapsizki, hatto 30 sipora Qur'on sharifning yod qilish, keyin bu shogirdlar ongini shu yuqori olib ketayotgan, ular tushunchasini yuqori olib ketayotgan mavzularni chiqarib tashlash. Buning natijasi nima bo'ladi endi? Bir 30 sipora Qur'onni yod qilish osonmi, ustod? Bu madrasalarga o'xshab ketmaydi meni ko'proq. Endi albatta bu muhim savol. Bu albatta Qur'on qorisida hibs qilmoq emas. Bu faqat o'qishini o'rgatish. Albatta boshqa mazmunlar bor, bular udasdan chiqa olmaydi. Lekin shunga ilzom bo'lganki, birinchi sinfdan 6-chi sinfgacha Qur'on sharifni o'sha 30 sporasi o'qitiriladi. Har bir sinfda qancha soatda bu amalga oshadi, bu alohida gap. Bu endi shart tanzim bo'lsa. Xo'p, bundan maqsad shuki, siz aytganday, mana shu yosh avlodni bular mana shu kichiklikdan o'zlarini o'sha tushuncha va o'sha siyosatiga ko'ra go'yo ayyor qilmoqchi va bularni o'sha ongini yuvmoqchi. Mana shu narsalarga bu yoshlarni ayyor qilib tarbiyalamoqchi. Asosiy maqsad shuki, ana shu narsalar asosida bular o'sha zeynlarni yuvib boradi. O'zlarini o'sha siyosatiga ayyor qilib boradi bu yangi nasl, bu yosh avlodni. Eng katta nimasi, fojiasi shuki, bu yosh avlod hozirgi zamonaviy bilimga uncha fursat topolmaydi. Bular uncha o'ylolmaydi, chunki mana ilgari aytdikki, inson huquqlari, masalan ayol huquqlari, madaniy masalan narsalarga tegishli gaplarni darslardan chiqarish bu shu ma'nodaki ularni ongida mana shu narsalar tarbiya bo'lmasin, bular o'rganmasin shu narsalar. Ustod, mana siz bu gapni aytyapsiz, lekin Taliban maqomlari bor-bor o'z shu nutqlarida aytib kelganki, biz shu zamonaviy ilmga ham ehtiyojimiz bor, biz buni rad qilmaymiz, boshqalar ham o'qisin, lekin islomiy chavkatda deyaptir. Endi vaqtiki mana bu aytgan narsalarimiz islom tushunchasi asosida ular masalan ko'paytirsa, ularga masalan go'yo o'sha langarini o'sha tomon tashlasa, ma'lumdorki bu zamonaviy ilmlar masalan tabiiy bilimlar bor, riyoziyot bor, bu tarix bor, jugrofiya bor, bularga uncha fursat ham qolmaydi, bularni nimasidan oladi, ma'lumdor. Shu uchun bu salbiy ta'sir qiladi bu yosh avlodga va o'sha zamonaviy ilmdan bularni ancha chetlattiraveradi bu. Bu hozir dafatan buni o'sha ta'siri, salbiy ta'siri bilinmaydi, lekin borib-borib nasl ulg'aygan sari bu o'z o'sha ta'sirotini ko'rsatadi. Endi mana ba'zilar shunday shikoyat ham qilyaptiki, go'yo bu davom etsa mana Taliban o'zi ham so'zlarga aytib kelyaptirki, biz madrasa bilan maktab o'rtasidagi farqni olib tashlamoqchimiz, o'sha qarshiliklar bor degan gapni aytyaptir. Buning ortidan ba'zi bir tanqidchilar shunday fikr bildiryaptirki, go'yo Taliban ham shu Pokistonning junubiy vaziristonidek Afg'onistonni mutlaq mana shunday bir havzaga aylantirmoqchi, butun madrasalarni kuchaytirib, maktablar ta'sirini kamaytiradi degan fikrda u tashvishda. Ya'ni siz bu tashvishlarga qo'shilasizmi?
Bu albatta ciddi teşvişte vurunu var bunu. Çünkü bu Taliban ya Amarat başlıklarının kuplari işte Pakistan madrasalarına okup kegen. Bu işte ideoloji bilen bergende hakimiyet tepesinde kegen. Bu ne indi? Bana şu hazırki Afganistan maarif tizimini bu işte düşünceleri, bu işte siyasetleri ayar kılışka hareket kıladı ve bana şu talimin hesabı göze tutulgen uzgarışlar kendi mesela yangi ilan boşlaydı. Bu bütün bana şu siyasette amalda aşırışka ve bu şey iddiaları ki madrasamına bu zamanayı mektepler arasında o şey fasılanı kemaytırıştı. Yapar guvasıdır. Buna özünüz nisab boyunca iş alıp borgansız ve bu sahada yakından işlegansız. Yani nisabını uzgartırış özü kançalık olsun? Nisabtı bizde hatta bizlerde vakti bizde bana şu 20 yıl mobaynıda, şu Cumhuriyet zamanında ha nisab bir iki maratıla uzgartırıldı. Ya ayrım uzgarışlar ne kiritildi. Lekin o uzgarışlar hamması buna karatılgandı ki biz camiani, o şey, maarif tizimini bize zamanavi bilimlerge, o şey, camiani ilgar, o şey, tamamen alıp borçluya ayar kılınganıdır. Mutakassıslar çetellerden hem gelip seminarla birgen, o şey, muhaliflerde yolavçılık kılgan, hab, yagengi metotlardan bakılgan ve gruplar çetelge borup amaran kurgan mesela bize Türkiye bordu, Urdun'ya, İran şöyle hamasıya borup o şey marif tezimini kurup geldiler buna. Bana indi hazırki şeraitge o şey tüzelgen bana şunca mihnet benim araya giden talimin hesabı ki hazırki zaman bana şu 21. asırga maslab tüzelgen de bana şu indi barham verip bu ya o şey madrasalarına Afganistan maarifini, fasılasını bileyine kemaytırıp, asosan gap şu ki, şu yangi nesilde bir niyasını yuvuş ve özellikle bir şey andişe ve ideolojilerini tarz etmiş. Sizinizden malum ki son vaxtlar buna malum tarbiyeleş merkezleri başka bir isimge uzgartırılıp bu yerden şu Özbek bölümü umuman çıkarılıp taşlandı. Yani gahi de buna şu nisablarının uzgartırış ceryanı da bu üçüncü tiller hem katta zarba kurad degen taşvişler payda bulu yaptır halk arasında mütexassıslar ve bilimdanlar arasında. Ya ki mağara sahası yemez, belki umuman bu şey camiamızdaki türlü bu şey medeni o farhangi sahalarda türlü problemlerle kıyınçiliyle düz kegenedir. Bu asosan bu şeyden gelip çıktı ki bu üçüncü tillerde fakat bir kişkine bir şekilde bir kıskarttırılgan bir erkinlikke bile fırsat verdi. Lakin bu imkanatı ki başka tillerde vardı, başka mesela bölümlerde vardı, bile de yok idi. Mesela hazır ki şeraitken ki adam karaydı, üçüncü tillerde bir kişinin şey, teşkilge ruhsat veriyor. Yani bu bir kişi kanda bir kitapta yazışı mümkün. Bu Yani şey avval problemler. neçe kişi edim. Yani de hazır bir kişi de yapsız ustad bu üçüncü tiller için. Bizlerde vaktimizde iki nefer asli nüvası vardı. Uzun. Bir de kompüter korumuna. Ve dört kişi bitim asosunda, karardot asosunda bir yıl karardot bulup bir yıl işlerdi. Yani cümle Uzbek Departmanı'nda bize 6 kişi karım işledi. Bana bu hesaptan bu şey imkanatı yaraşa 12. sınıfkaça talif edildi bu şey. Bana indi gün sayın bunu bu şey imkaniyatı mahdut bulup getirdi.
va bularga o'sha kerakli imkonot o'sha kitob ta'lifi, mavod tayyor qilishi, xo'p, hamma narsa bularga ma'qul bo'lib ketyapti. Hatto buni tashvish bildiradilarki, mumkin bu yopilsa. Ham o'sha mualliflar, ham o'sha muallimlar va ham o'sha ziyolilarimiz tomonidan bu tashvish bilinadi, bildiriladi. Bu nima uchun? Aslan bir ma'rifni o'sha ta'limi uchun birinchidan mana shu ta'limiy nisob kerak. Ikkinchidan o'sha ta'lif nima tarjimada o'sha bo'lim kerak, kitob yozsin. Uchinchidan ma'lim kerak, ya'ni o'qituvchi kerak. To'rtinchidan sinf kerak, maktab kerak. U sinfda bo'lad o'sha haftalik o'sha taqsim avqat, ish taqsim avqatida bu darslarda vaqti belgilansin. Uchinchi tillarda mana shu narsa bo'lmagan. Bizda bunga bilan dalil ham berilganmi ustoz? Buni siz doim aloqadasiz. Ha, dalil aytilmagan. Masalan, o'ylangki, uchinchi tillarda masalan bo'limlar bor, kitob ta'lif bo'ladi-ku. Xo'p, hamma narsa ish ketyapti. Lekin ta'limiy nisobda o'sha haftada necha soat dars berilsin? Boshlang'ich sinflarda necha soat bo'lsin? Yuqori sinf masalan o'rta maktab va lisalarda shu narsa yo'q edi. Bizlar hayron qoldik. Va jolib va qiziqish shundaki, har mas'ulga aytsang, ey mana agar sportda soatidan olsinlar, masalan filon soatdan agar ma'lum kelmasa borsin dars bersin, qarang, mana bunday bir mumonatlar yo to'siqlar bor edi. Shu uchun bizlar vakillarga murojaat qildik o'sha zamon. Vakillarga murojaat qildik, ularni ishga tashladik. Bizlar mana bunday problemga duchor bo'ldik. Bu kitob ta'lif qilgan mana o'rga maktabda taqsim avqatda soat belgilangan bo'lmasa bu kim dars bersin buni? Shuning uchun xonasi obod vaqt Saylazulla Ulfati senator edi. Mana shu odam bordi vazirni ko'rib o'sha vaqtda vazirni ko'rib bir amr oldi ki o'sha boshlang'ich davrda birinchidan to 6-chi sinfgacha haftada 3 soat va undan yuqori o'rta maktab va lisa davrida haftada 2 soat 3-chi tillarda taqsimotga joy berilsin deb. Lekin shu ham amaliy bo'lmadi shu. Chunki bu xuddi bir mushkili bor murojaat qilgan bir odamda arizasiga bir amr berganday edi. Holanki bu bunday bo'lmasa edi. Bu o'sha ma'rif vazirligining shurosi bir qat'iy doimiy bir faysala asosida mana shu soatlarni belgilab va kerak bo'lsa parlamentdan ham bu tasdiqlanib o'tganida edi. Bu hech kim keyin buni soatini yeya olmaydi, yo moni bo'la olmaydi, yo taqsimotdan chora olmaydi. Mana bu problemlar bor edi bizlarga. Oliy mana shunda. Faqat ba'zi viloyatlarda masalan Foryob, Sarepol yo Juzjon bularda harakat qildilar, o'sha yerga ziyoratlari faol edi. Mana shu o'zbek darsini yo turkman tili darslarini o'sha haftalik taqsimotga kiritildi. Lekin mana Badaxshonda shu bungacha yo'q. Osonlik bilan qo'lga kelmagan ekan bu katta yutuqlar, o'zingiz hisoblab o'tayapsiz. Endi bular hammasi boy beriladi degan tashvishdamisiz mana bu hozirgi sharoitda? Bir yoqdan shunda bir gumon sirasa ham bo'ladi. Chunki mana endi eng o'sha yaqin arada bo'lib o'tgan bu amoratni faysalasi shuki, barcha o'sha ma'lum tarbiyalash muassasalaridagi o'sha o'zbek bo'limlari tashkildan chiqarib tashlandi. Bu nima degani? Bu deganiki, kelajakda bizda o'zbek tilini dars beradigan o'qituvchimiz yo'q. Vaqtiki o'qituvchi bo'lmasa bu kitoblarni kim dars bersin? Maktabga o'sha shogirdlar qanday dars o'qisin? Buni o'zi mana shu birinchi qadam deb yo odim deb o'ylaymiz bizlar. Mana shu o'zbek tilini dars berishini, o'zbek tilini borligini mana shu
ma'rif sistemidan asta-sekin chetlatishga bu eng yomon qaqshatqich zarba men mana shuni deyman. Ki ma'lum tarbiyalash muassasalarida o'zbek departamenti tashkildan tashlangan. Va bu hoy-nahoy ertangi ta'limiy nisobda o'sha bo'lim ham bilan yopiladi. Chunki zarurat qolmaydi deydi. Va hamisha bizga eng qizig'i shuki, bular budjetdan noliydi. Budjetimiz yo'q deydi. Boshqa narsalarga budjet bu, qanday bularga bo'lmaydi? Lekin gap endi shuki, bular o'sha siyosatlari asosida mana shularni asta-sekin ayyor qilyapti va bu ko'p yomon oqibati bor. Biz bundan oldin ham bu haqda batafsil xabar bergandik, shu mas'ullar bilan suhbatlashdik. Bu mana matbuotda ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqdi, lekin odamlar ko'p munosabat bildirmadi. Mana endi nafaqat ichkarida bo'lgan odamlar deylik, bosim ostida bo'lsa, hatto tashqarida bo'lganlar ham. Ana endi eng o'sha achinarli tomoni bizni xalqimizni o'sha vaziyati mana shundoq madaniy haqlariga qarshi mana shu tutgan yo'l yo'riqlari yo holatlaridir. Biz o'sha vaqtdan bundan ranjidik. Bir misol aytamanki, qanday bu xalqimiz shunday narsalarga tafovutsiz, befarq amal qiladilar. Shuni men bir misolni aytmoqchiman. Bizlarga xabar keldiki, kitoblar yetishmaydi bizlarga viloyatlarda. Bolalarga kitob yo'q. Hay, biz nashrotdan o'sha umumiy tavlxonalardan avval oldik, kitob bor. Mana shu ilgari aytdim Said Azizullo ulfatini sanoturdi bizga yubordik. Bu odam o'sha puli charxida shu Ma'rif vazirligining katta gudomiga borgan. Katta gudomiga borsa qarasaki o'zbek turma shu kitoblar shu yerga bosilib chang bosib yotibdi. Nimadan so'rabdi? Jonib juda bir qiziq kulgili bir nima. O'sha umumiy mas'ulidan so'rabdiki o birodar debdi, bu muncha kitob yerga yotibdi, o'rga viloyatdan bizlarga xabar keladi, shikoyat keladi, kitob yetishmaydi. Nima uchun bularni yubormaysizlar debdi. U qiziq javob aytibdi, aytibdi, bizda beramiz, lekin o'sha kelgan tavildonni olib ketmaydi debdi. Buni qarangsiz, bu bir bahona. Talibon bilan yaqin bo'lgan odamlar bor, xalq bor, madaniy faollar bor. Nima uchun murojaat qilmayapti? Hozirki xuvana ta'zir bir sharoit, og'ir sharoit, buni baqa qo'yaylik. Men endi o'sha jamhuriyat davridagi juda erkinlik edi, har narsa aytsa bo'ladi, har narsa qilsa bo'ladi. Men o'shani endi aytmoqchiman. Ana u og'oy ulfatiga javob shunday beribdiki, bizda kitoblarni beramiz, lekin o'sha kelgan tavildor olib ketmaydi. Xo'p, bir tadod olib ketadi. Bu ba'zisi olib ketgan bo'lmasa, lekin eng qizig'i o'sha viloyatlardagi holat. Bizlar har yil shu mualliflardan turli viloyatlarda o'sha kitoblarni vaziyati, darsi, ta'limi, problemlariki bor edi, shuni bir tekshirib chiqish uchun nafar yubordik shu mualliflardan. Birta mualliflardan borgan viloyatlardan biridagi hamma shikoyat qilganki kitob yo'q. Hay, o'sha Ma'rif riyosatini xonasini borib ochib ko'rsak-ku, o'rgan kitoblar yotibdi, lekin tavzi bo'lmadi. Bizda shuncha muddatga bir dafa ham guvoh bo'lmadikki, bir 5 nafar, 6 nafar ziyolimi, nufuzlimi, bir o'sha atoqli odamlarmi bir joyga bo'lib shu Ma'rif riyosatiga borib shu kitobni nima uchun yo'qligiga bir e'tiroz bildirsalar, shuni hech bizlar ko'rmadik. Yo masalan vakillarni oldiga kelib, Kobuldami yo o'z vakillarigami shu gapni aytsalar. Endi bu xalqda qiziqish yo'q deysizmi ustod? Nega mundoq? Sababi nima? Yaqinan aytaman. Faqat sababi turli omillar bo'lishi mumkin. Bitta yomon omili shuki, bizlar hamma narsani shu davlat qilsin deb o'ltiramiz. Qo'lda qavishtirib. Bu noto'g'ri gap. Davlat bir qismatini qilsa, yana bir qismatini bo'lad, xalqni o'zi ham bir yondoshsa, xalqni o'zi ham bir nima qilsa. Masalan, nima bo'laydiki o'sha zamondagi kitoblar masalan tavlxonaga yotibdi, Ma'rif raisi shuni
مثلا اقدام قوانین ما با آنهایی که بسه شو برده ایتا اوشه آیله لرده اوشه حتی زیاله لرده نمه فرق لرده که شو بلاسه دن بر سور اصلا کیچه اوشه اگر نانده یه نمرسه که دن بلا جان سر بروز وزید دلیگه درس رو خود ایلا همه کتاب لرز با همه معلم لرز با همه بلرده بر تام سوره مگر بر تام بار مگر یندی بنا افغانستان دا کلگن اوزگارشتن که این کوب اوزبیک فعال لاره اروپا و امریکا و باشقه مملکتلرگه چیقیب کتیشدی هازیر او ерда баъзиларининг яхши-яхши ишлари бор энди уларнинг зиммасига тушадиган масъулият нима нима қила олади мундай бир оғир шароитда мана сизга кўра биз мана бошқа гуруҳ мардимда кўриб турибмиз қайси бир проблем иҷтимоийми ё бир иқтисодийми ё бир сиёсий гапми проблем уларга топилса жуда бир яхши шаклда бир кампания эълон қилиб شو اینترنت تولی ترماغلار حالا هم من اختیار را بار تلویزیون لر بار رادیو لر بار من شو فیسبوک و تلگرام اولا هم مسی انده شو همه فکرلر ده اینکاس بیرده و برلشترده یا بر هدف تمون یولندرده خب من شونه بسخلا فایده لرده بزرده که من خری من کب مورد لرده جدا ضعیف با مثلا بر مثال الگر سزایت است که شو نمانه معلم تربیلش مؤسسه دن اوزبیک بولمه آلو تشننده دیگن جزا بر یخشی چرایلی گزارش سه زود گزده زوشه دیگن این شو گزارشتی من براز خط راست سوزلمنم فیسبوک صفحمدن قویدم ایشان این که خر نفرم میشن خرم اگر لایق قم اگر نمه اوستو سبب نمه اوستو فقط اینده بر بی‌فرقلیگ بو عموماً شو حق و حقوق آلند دیگر بیریل میدی کشیده این اینده شو بی‌فرقلیگ هم بر اندازه سی منم بولید او خانچه بی‌فرق بو سید بوشه اینچه سیزده حق زالی برده بوشه غلب دولت می یا آدم می هر کی بوشه شونه اوچون من اوی لردم که بزده بر یمان شکل ده شو اجتماعی مدنی حرکت لرمز یولندرلده و بو که تولی شخص و گروپ لر و سمت لر و اندیشه لگه یا ایدولوژی لگه بسه باغلنه پاندیک عمومی بر خلق منفعتی اوچون آزراه بسه برلشتیگ و تمام حرکت خندیک من بو ترخاقلق سبب بولده که بلا بر بریگه قوشمسه بر برینه فکریگه خلاف حرکت کسه و من حاضر که در این بر عمومی بر پرابلم تاپلگنده بلا برگلیکتا حرکت خلمسته که منشو سبب بوده اینده برلیک بولمسه سیزگه کوره بو اوزبیکلر و ترکمنلردن فرهنگی و تعلیم ارنه نمه بولاده اینده مندن بیان خب البته بو قبله بو مناده ایمست که گویا همه نرسه توگگم بوسه و بزده هیچ ایش قلال مسک خوب یخشی مثلا اوشه فکرلر بار که اگر بله واقعا اوشه خلق منفعتنه اوشه شخصی می گروهی می منطقهی نمان اگر افضل خویب استون خویب اگر حرکت خسله یقین هم که بزده کته کچ که ایلا نبز و برها بزده کسید تی که نرسنه و آذر که براد نسبی حق و حقوقه که ایریشیم بز و بر ملت صفت ده وشقه ملت لر قطاره تردهی مثلا سیاسی و مدنی و شاید دولت دالی حرکت لگه مثل که ارنه بز با منشون سبب ده موگنده کتر رحمت برنامه ده اشتراک اتکنگز چون برنامه سویرده اوز نوایسی گیتاده خیر امان بولن